Berkan Topal buyurun. Tabii Şükrü Bey onu... Öncelikle merkezi hükümet diye bir kavram yok. Türkiye'de bir tane hükümet var. Anayasa 123, idare bir bütün. Bir tane hükümet var. Ya bir de merkezi idare ve yerel idareler var. Yok, kökmeyen yani, olmadığını yerel, düşünüyorum ama ben yerel, bunu düzeltmek istiyorum. Buradan eyalet yönetimi yok diyor. Allah aşkına. Serkan Toprak diyor ki eyalet yönetimi yok Türkiye'de diyor. Onu söylemeye çalışıyor. Ne demek istiyorsunuz? Ben eyaleti mi kastediyorum? Ben o niyetle söylemedi ama ben bunu düzeltme ihtiyacı duyuyorum dedim. Ya bırak Allah aşkına. Ben bir daha söylerseniz bir daha düzeltirim. Bakın güzel güzel. Merkezi hükümet diye bir kavram yok Türkiye'de. Yok benim niyetim o değil. O niyetle söylemek. Ben niyetiniz olmadığını ilk cümlemde söyledim. Küçük Şahin. Örnek Şükrü Küçük Şahin, Ekrem Bey'in niye çalışamadığını anlatmak yerine, ki anladığım kadarıyla kendisi Ankara temsilcisi aynı zamanda, niye çalışamadığını anlatmak yerine eserlerini anlatabiliyor olabilir. Ki zaten Serkan tekrar altını çiziyorum. Ama benim gazeteci Ekrem Bey kimliğim, çok hevesli bir siyasetçi. Ne hevesli? Göz önünde olmaya çok hevesli. Genel siyasete çok hevesli. Hevesli olmadığı tek bir şey var. İstanbul'u yönetmeye dair en ufak bir hevesi yok. Yani meclise gelen dosyaların %98'i meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda olmasına rağmen %98'i kabul görmüş. Ona rağmen bir engelleniyoruz türküsü tutturulmuş da gidiyor. Ama asıl o %2 ve önemli. Seçmen de bunun Sayın cezasını kesecek. Diyecek ki Ekrem Bey madem öyle. O kadar önemli ki o kararlar. Ekrem Bey madem öyle. Ya çok önemli o kararlar. Seçimlerde adaydın, kaybettin. Demin söylediğim kaybettin, konular. Kaybettin. Madem öyle Ankara seni çalıştırmıyor, biz İstanbul'da hizmet istiyoruz. Sürekli Sayın Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken hiç bu bahanelere sığındı mı? Hayır. Çatır çatır çalıştı ve çalışmalarının karşılığında Türkiye'de genel siyasette bir aktör oldu. Ekrem Bey belediye seçildiği günden beri, seçildiği günden beri amok koşucuları vardır. Amok koşucuları. Bir strateji yok, bir tempo yok, ritim yok. Ne hedeflediğini bilmeden her şeye talip bir Ekrem İmamoğlu gerçeğiyle karşılaştık. Elbette ki Ekrem Bey'in üzerinde oynayanlar, Ekrem Bey'in kahramanlaşma sürecine katkı sağlayanlar, bunları da ayrı konuşuruz. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 5 yıl boyunca çalışmadı, bunu kabul edelim. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı il il dolaşıp miting yapıyordu. Görevden terörle irtibat ve iltisakı sebebiyle alınan belediye başkanlarına desteğe gidiyordu. Sayın Ekrem İmamoğlu İngiliz Büyükelçi ile kar felaketinde en az kar felaketi kadar önemli görüşmeler yapıyordu. Ve anket yayınlanmış %60'mış bazı adaylara karşı. Seçim tekrarına rağmen, APO mektubu garabetine rağmen ikinci turda aldığı oy %54 zaten. İlk turda 48-48. Kim aday olursa olsun bakınız bu seçim 51-52. Kim kazanırsa ancak bu denklemde kazanabilir. Orada isimler var, her biri birbirinden değerli. Elbette ki Cumhur İttifakı da 2019'a göre iki parti arasındaki birlik ve beraberlik daha da güçlü. Bir, 2019'un koşulları yok. Üç, Ekrem Bey Cumhurbaşkanı adayı olmak istedi olamadı. Cumhurbaşkanı yardımcısı olamadı. Elinde son kalan şey İBB adaylığı. Onu da kaybettiğinde... Bir şey soracağım. Faruk Aksoy'a sorduğum soru size de. Sayın İmamoğlu bahsetti, İstanbul İttifakı'nı tesis edebilir. Hı hı. Ve CHP'de o çağrısını yaptığı değişim de bir şekliyle hayata geçerse... Zaten bakın HDP veya İYİ Parti'den bir aday çıkarırsa Ekrem İmamoğlu seçim kazanması mevzu bahis bile değil. Mevzu bahis bile değil. O yüzden o ittifakı kendim kuracağım diyor. İttifakı kursa dahi bu adaylar kim aday olur onu bilmiyorum. Ama siyaset dışı bir aktör de olabilir bu isim. Adı geçenler dışında. Yani saha performansı iyi, genel siyasetin yükünü sırtında taşımayan, 3 aylık muhtemelen yerel seçimdeki saha çalışması 3 ay olacak. Medyayı, sosyal medyayı sahayı iyi kullanan, bir dakika, o zaman pazar yerinde bir video, bir görüntü bir isim verir. Ama siyasette olmayan bir isim mi diyorsunuz? Ya siyaset dışı bir isim olabilir. Kamuoyu tanıyor veya tanımıyor bilmiyorum ama. AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın adayını mı? Hayır bakın siyaset dışından biri. Ben bilmiyorum, ben tahmin yürütüyorum. Ben siyaset dışı bir aktörün bu seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı olabileceğini düşünüyorum İstanbul'da. Örneğin Ankara'da Sayın Süleyman Soylu gibi, Sayın Melih Gökçek gibi ve bu çizgiye yakın milliyetçi, ülkücü seçmene dokunabilecek bir aday da Mansur Bey'i çok rahat yenecektir. Çok rahat. Yani algı belediyeciliği. Ankara'da. Tabii 31 Mart'ta yani Ankara algı belediyeciliği. Ankara üzerinde biraz konuşmalıyız. Tartışmalıyız. Evet, algı belediyeciliği. Biraz konuşabiliriz algı çünkü mesela CHP'de de bazı kulisler var. Hani ya CHP'li bir isim olsun demek. Ya şimdi tek tek üretmeden, sadece kucaklaşarak, sadece bak şöyle kendine yakın televizyonlarda bir algı oluşturarak millet
ben çok iyi belediyecilik hizmeti aldım demiyor. Ekrem Bak, Bey ile şey alakalı. Ekrem Bey CHP Genel Başkanı olabilir. Serkan Toper. Ekrem Bey her şey olabilir ama İstanbul'da 5 yılda başarısız bir belediye başkanı olduğu gerçeği hiçbir şekilde değişmez. Ankara'da son yerel seçimlerden önce Ankara'ya gittim. Ankara'da 8-9 saat dolaştım. Akşam da gittiğim günün akşamı da Sayın Özha Seki ile şimdi bakan kendisi Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde bir canlı yayın yaptım. Ve gün akşama kadar son yerel seçimden önce Ankaralı'yla konuştum. Ankara'nın bir nabzını tuttum kendime göre. Sonra da döndüm. O zaman yazı yazdığım gazeteye şöyle bir cümleyle yazı yazdım. Ankara'yı Mansur Yavaş ciddi bir farkla kazanır. İstanbul'u Binali Yıldırım ciddi bir farkla kazanamaz. Genel seçimden önce Kılıçdaroğlu çok rahat kazanır diyordum. Dolayısıyla sen de söylüyorum. O anket firması gibisin bu konuda. Referansın kötü. Bak şöyle noktalayayım ben sana. Şimdi Ankara'da algı belediyeciliği bazı yerler var. Uzaktan kim ne konuşursa konuşsun. Bazı belediye başkanları halka dokunmayı bilir. Yani gider orada o yoksulu bulur, o mahalledeki insana yardım eder. Türkiye'de bu işler biraz da böyle yürür yerelde. Şimdi Ankara ile ilgili iddialarını bence bir daha gözden geçir. Ankara ben o kadar garanti bir yer değil. Okulabilecek bir adayla İstanbul ortada. Ankara'yı kaybedeceğini İstanbul iddia ortada ediyorum. Ama evet. Ankara'da benim gördüğüm, izlediğim kadarıyla Ankara'da daha çok Ankaralı'ya, halka, işte arka sokaktaki insana dokunan bir belediyecilik anlayışı var gibi geliyor bana. Ben bunu gözlemliyorum. Gözlemimi söyleyeyim sana. Yoksa benim son seçimden önce sonra söylediğim, ben söylediklerimi izah ederim. Ama Türkiye'de şimdi Faik Öztürk'ün Konya'da Konya'yı bile alacağız demesine benziyor bu senin söylediğin. Yani Konya'yı nasıl alacak Cumhuriyet Halk Partisi? Ya Ankara'da. Ya da İzmir'i. Ankara'da Cumhur İttifakı bir şey adayının seçim kazanması. Bak, niye Konya ve İzmir örneği olsun? Allah türlü, aşkına ya. Her türlü iddiayı da sen severim. Ankara'ya git. Her türlü Ankara'ya iddiasına girerim. Bir hafta 10 gün daha kal. Bir hafta 10 gün daha kal. Kimi aday Ankara'ya gösterirse Ankara'da göstersin. 4 yıl avukatlık yap. Mümkün değil Ankara'yı İzmir'i alamaz. Ankara'yı biliyorum. Milliyetçi, ülkücü seçmene dokunabilecek bir aday ile Cumhur İttifakı. Aynı şey işte milliyetçi ülkücüsü. Yani hazır burada da Ankara'da gazetecilerimiz var. Problem orada. Bir dakika İstanbul'dan Ankara'ya tartışmayalım. Bir metre metro yapamamış bir belediye başkanından bahsediyoruz. Bir metre metro yapamamış bir belediye başkanından bahsediyoruz. Ya Türkiye'de bu yerel seçimi almanın şifresi niye metro? Bir de Mansur Bey'in de HDP'nin. Metrolandık biz yani. Metro yapmayan seçim alamaz. Ekrem İmamoğlu diyor ki İstanbul'da diyor. İstanbul İttifakı'nı ben kuracağım diyor. HDP ve İYİ Parti ile. Mansur Bey de HDP ile nasıl ittifak kuracak? Görüşmeleri kim aracılığıyla yapacak? Onları da kamuoyuyla paylaşsın. Yani bilemiyorum ama Ankara'da belki HDP'nin oyuna ihtiyaç duymadan da alabilir Mansur Yavaş. Şimdi şöyle hızlıca bir Ankara aday olursa Ha bir de aday olursa bak Nasuhi Güngör'ün sesini duydum. İşte ustalık böyle bir şey bak esas yerden bağlı. Bir de aday olursa yani. Çıkış geldi.